Merhaba, iyi günler. Çarşamba günü öğleden sonra saat 3'ü biraz geçe bakıyorum tam şeyini. 3'ü 4 dakika geçe İran'ın Kirman şehrinde bir patlama oldu. Çok önemli bir yerde oldu. Kasım El Süleymani'nin devrim muhafızlarının efsanevi komutanı Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülmüştü, suikast sonucu. Biliyorsunuz kendisi Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, her yerde İran Derin Devleti'nin en güçlü ismiydi. Onun ölüm yıl dönümünde türbesine giden binlerce kişiyi, anmaya giden binlerce kişiye yönelik bir saldırı oldu. Ardından 13 dakika sonra bir başka saldırı daha oldu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bir ara rakam 103 olarak açıklanmıştı. Daha sonra 84'e indi ama çok büyük bir katliam olduğu gerçek. Kim yaptı sorusu tabii hemen soruldu. Ve ilk akla gelen tabii ki Gazze. Gazze olayından hareketle İsrail'in İran'a yönelik öfkesi. Çünkü onlar Hamas'ın arkasında esas olarak İran'ın olduğunu düşünüyorlar. Ve bir gün önce Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey bir komutanının Mossad tarafından bir suikast sonucu öldürüldüğünü biliyoruz. Peş peşe gidince tabii ki ilk başta gözler İsrail'e döndü. İran'dan yapılan açıklamalarda da otomatiğe bağlanmış gibi tabii ki burada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail sorumlu tutuldu. Hesabı sorulacağı söylendi. Fakat olay bununla kalmadı. Başka ihtimaller de gündeme geldi. Nitekim bizim Transatlantik'te yaptığımız ki yaklaşık 3 saat sonra yapıldı saldırının ardından. Ben İsrail seçeneği çok daha güçlüymüş gibi sununca Gönül Toğol hemen itiraz etti ve bunun muhtemelen IŞİD tarafından yapıldığını söyledi. IŞİD'in Afganistan'da esas olarak yerleşik olan Horasan kolunun olma ihtimalinin çok güçlü olduğunu söyledi. Çok emin bir şekilde söyledi. Ve dediği çıktı, IŞİD üstlendi. IŞİD zaten bu tür saldırıları üstleniyor. Telegram hesabından yaptıkları açıklamayla saldırıyı iki intihar bombacısının yaptığını, onlar tabii şehit diye tarif ediyorlar. Ömer el-Muvahit ve Seyfullah el-Mücahit ikisinin gerçekleştirdiğini söylediler. Halbuki İran resmi açıklamasında bombaların uzaktan kumandalı olduğu söylenmişti. Uzaktan kumandalı olan bomba tabii ki daha çok gizli servisleri vesaire akla getiriyor ve bu anlamda İran'ın İsrail, ABD gibi işaret ettiği yerlere yönelik ki bir suçlama olabilecekken IŞİD intihar saldırısını yapanların adıyla birlikte söyledi. Burada bir önemli bir detaya bakmak lazım. Mesela Batı basınında daha IŞİD üstlenmemişken şu husus dikkat çekiciydi. İki bombanın aralıklı olarak patlamasının terör örgütlerinin esas olarak da IŞİD terör örgütlerinin işi olduğu söyleniyordu. Buradaki hesap nedir? Bir bomba patlıyor kalabalığın ortasında ve büyük bir panik yaşanıyor ve insanlar yaralılarla, hayatını kaybedenlerle uğraşırken, kimileri kaçarken, kimileri uğraşırken ikinci bir bomba patlıyor ve burada çok daha büyük izdiham sonucu çok daha büyük kayıplara yol açabiliyor. Bunu görünce aklıma yıllar önce 2015'te yanılmıyorsam 5 Haziran'dı. Diyarbakır'da benim de bizzat izlediğim HDP mitingi geldi. Orada da bir bombalı saldırı olmuştu biliyorsunuz. Uzaktan kumandalıydı. Sonradan faili yakalandı ama çok da fazla bir şey olmadı. Orada önce bir patlama sesi duyduk. Hatta gazeteci arkadaşım Faruk Balıkçı'yla beraber yan yana oturuyorduk. Önce anlamadık ne olduğunu. Bomba olduğu tabii ki ilk akla gelen bombaydı ama insanlar çok büyük panik yapmadılar. Tabii ki dağılanlar falan oldu ama ardından tam karşı tarafında bir okulun duvar dibine yerleştirilmiş ikinci bir bomba çöp kutusuna
yerleştirilmiş. İkinci bir bomba patladı. Arada bir en aşağı bir 5 dakika, 4-5 dakika galiba vardı. Onu bizzat yerinde yaşamış birisiyim. IŞİD yaptı onu da biliyorsunuz. IŞİD üstlendi. Hatta yakalandı da zanlısı. Buna benzer işleri çok sıklıkla yapabiliyorlar. Şimdi IŞİD İran'dan ne istiyor? Evet, çok önemli bir soru. IŞİD İran'dan çok şey istiyor. İran'ın yok olmasını istiyor. Çünkü IŞİD belli bir tarihten itibaren artık büyük ölçüde mezhep savaşı yürütüyor. İran'a karşı, sadece İran'a karşı değil, İran'la bir şekilde aynı dalga boyunda olan Şiilere karşı, Pakistan'da, Afganistan'da, tabii ki Suriye'de, Irak'ta artık ayrım gözetmiyor. Yani devlet görevlisi olması şart değil, asker olması şart değil. Şii bir İranlı, Iraklı, Suriyeli ya da Alevi bir Nusayri bir Suriyeli ya da Afganistan'da Şii bir Hazara, onların gözünde öldürülmesi gereken kafirler. Bunu yapıyorlar. Daha önce yaptılar. İran'da mesela en son Ekim 2022'de Şiraz'da bir türbeye silahlı saldırı olmuştu. 13 kişi ölmüştü. Onu da IŞİD Şii kafirlere yönelik diye üstlenmişti. Daha öncesinde Ahvaz'da Eylül 2018'de Ahvaz'da bir saldırı olmuştu. Askeri geçit törenine. Orada da 25 kişi ölmüştü. Çok daha çarpıcı bir saldırı 2017 Haziran'ında Tahran'da olmuştu. Meclis binasına yönelik silahlı saldırı ve Ayetullah Hümeyni'nin türbesine yönelik intihar saldırısı. Bu iki saldırıda da 17 kişi ölmüştü. Şimdi buraya baktığımız zaman IŞİD'in İran'la bir meselesi var. İran'ın da IŞİD'le bir meselesi var. İran düzenli olarak IŞİD'e yönelik operasyonlar yapıyor. Fakat hani o şey tabiriyle, devlet tabiriyle kökünü kurutamıyor. Zaten bu son saldırı bir anlamda 7 Ekim'deki Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısına benzetilebilir. Çünkü İran'da bölgede istihbarat açısından çok güçlü bir ülkedir. Namı daha Şah rejiminden beri vardır. Ve daha sonra da İslami rejim de onu büyük ölçüde miras olarak devralmıştır. Bir istihbarat devletidir İran. İran'a değişik kereler gazeteci olarak gitmiş birisi olarak bunu çok açık bir şekilde her gün görebiliyorduk. Sokakta gazeteci olarak dolaştığınız zaman vesairede de hep karşınıza çıkan bir olaydı. Ve bu anlamda da bu saldırı, Kirman'daki saldırı aynı İsrail'de ilk söz konusu olduğu gibi çok büyük bir istihbarat zaafı. Yani onların dediği gibi İsrail ya da ABD yapmış olsaydı bile böyleydi. IŞİD'in yapmış olması çok daha güçlü kılıyor. Çünkü IŞİD daha önce saldırmış, neredeyse her yıl bir saldırı yapıyor. Önemli yerlere saldırı yapıyor ve onu da biliyoruz. Mesela Şiraz'da türbeye ya da Ayetullah Hümeyni'nin türbesine saldırı, böyle dini gösterilere, dini yerlere yönelik hedefleri var ve orada da Kasım Süleyman'ın yıl dönümü var. İnsanlar gelecek, biliniyor. Buna rağmen engelleyemedi. Tabii burada çok başka bir soru var, çok haklı bir soru var. Dünyanın gündemi, İslam dünyasının gündemi özellikle Gazze'yken, Gazze'de Filistinlilere yönelik bir tür soykırım uygulanırken, IŞİD'in şu ana kadar herhangi bir İsrail hedefine herhangi bir saldırısı olmadığını bildiğim IŞİD'in böyle bir gündemde İsrail'le meselesi olduğu bilinen İran'a saldırıyor olması. Şimdi daha önce yaptıkları, Ekim 2022'de yaptıkları saldırıda, Şiraz'daki saldırıda şöyle bir olay olmuştu. O sırada İran'da sivil gösteriler vardı. Çok ciddi sivil gösteriler vardı. Demokrasi yanlısı gösteriler. Ve IŞİD dedi ki hemen bizim bu olayla alakamız yok. Biz kendi gündemimize göre hareket ediyoruz. Biz Şiileri öldürüyoruz dedi açıkçası. Şimdi de böyle bir ilginç bir durumla karşı karşıyayız. IŞİD, Filistin meselesini hiçbir şekilde gündemine almayıp
Durup dururken diyeceğim ama durup dururken değil, daha önce yapmış olduğu için İran'a yönelik böyle bir saldırı yapıyor. Burada tabii saldırının yeri çok önemli. Kasım Süleymani Irak ve Suriye'de biliyorsunuz IŞİD bir İslam devleti ilan etmişti. Hilafet ilan etmişti. Ve Musul ve Rakka, ki yani Irak'ta Musul, Suriye'de Rakka, buralarda ki ilan ettiği İslam devletine dünyanın dört bir tarafından IŞİD'e yakın insanlar, çoluk çocuk, yaşlılar vesaire yaşamaya geldiler ve orada bir tür devlet uygulamasını hayata geçirdi IŞİD. Bir süre gitti bu ama sonra iki ayrı yerde de söküp atıldı. Bunların her ikisinde de çok ciddi bir İran dahili var. Yani Suriye'de de, Irak'ta da rejimler çok ilginç bir şekilde Suriye'de ve Irak'ta da rejimler İran'a bir anlamda bağlı, öyle söyleyelim. Bunun sadece mezheple ilgili olduğunu söylemek mümkün değil. Stratejik olarak da İran buraları kontrol ediyor. Suriye'deki iç savaşı ayaklanmayı da zaten Esad rejiminin bastırabilmesinde en önemli rolü İran oynamıştı Rusya ile beraber. Ve burada da Suriye'den IŞİD'in büyük ölçüde tasfiye edilmesini tam anlamıyla bitmedi. İşin içerisinde Kürtler de var, Amerika Birleşik Devletleri de var ama çok ciddi bir şekilde İran'da var, İran devrim muhafızları var, Kasım Süleymani'nin bizzat kendisi var. Irak'ta da tam böyle, Irak'taki Musul merkezli devletin de çökertilmesinde yine aynı şekilde İran'ın devrim muhafızlarının ve Kasım Süleymani'nin dahili var. Bunu bir tür intikam olarak görmek mümkün. Fakat dönüp baktığımızda bölge zaten karman çorman. Böyle bir yerde başlıkta dediğimiz gibi bir eksik olan IŞİD de devreye girdi. Normal şartlarda Irak'ta ve Suriye'de yediği ağır darbelerin ardından IŞİD'in eski gücünde olmadığı söyleniyordu. Batı topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarda da çok büyük bir azalma yaşanıyor. Afrika, Asya gibi yerlerde belli ölçülerde varlığını sürdürdüğünü biliyoruz. Ama böyle büyük bir güçlü bir devlete, bütün sorunlarına rağmen İran güçlü bir devlet. Bir istihbarat devletinde iki intihar saldırısı, bellerine kemer, intihar kemerlerini sarmış, o kalabalığın içerisine girebilmiş ve patlatabilmiş, kendileriyle beraber 80'den fazla kişiyi öldürebilmiş. Bunu yapabilmiş olması çok önemli. Ve baktığımız zaman ne görüyoruz? Gazze'deki olayın bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimalinden bahsediyoruz. Ve bu anlamda İsrail'in Beyrut'ta yaptığı suikastin çok önemli olduğunu görüyoruz. Yemen'de İran yanlısı grupların İsrail'e ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik saldırıları olduğunu da biliyoruz. Hizbullah belli ölçülerde İsrail'le savaşıyor. Ama bölgede mesele sadece bunlardan ibaret değil. Mesela Suriye'de ve Irak'ta Türkiye'nin PKK ile olan bir meselesi var. Suriye'deki PKK değil ama YPG, o da PKK'nın Suriye kolu. Orada bir meselesi var. Yakın zamanda PKK'nın Türkiye'de Türk ordusuna karşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yaptığı bir saldırı ve oradaki şehitler var. Yani her yerde silahlar patlıyor, her yerde terör saldırıları gündemde. Devletler pekala suikastlere vesairelere başvuruyorlar ya da İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi sivil katliamlarına başvurabiliyorlar. Böyle bir kaynayan kazan. Ve burada bir eksik olan IŞİD'di. IŞİD de dahil olduğu muhtemelen bu karambolde Suriye ve Irak'taki güçlerini yeniden toparlamak isteyecekler. Ve tabii ki çok önemli bir soru da karşısında çıkıyor. IŞİD Türkiye'yi pas geçecek mi? Çünkü ülkemizde demin bahsettiğim Diyarbakır HDP saldırısı, Ankara Garı saldırısı, Suruç
Ya da Atatürk Havalimanı saldırısı ya da şimdi adı aklıma gelmedi, Boğaz'daki eğlence yerine yönelik saldırı gibi çok büyük katliamlara imza atmış bir örgüt. Ve Türkiye'de IŞİD'e pekala taban olabilecek, hepsi değil tabii ki, böyle bir şey yapmak yanlış olur. Ama az sayıda da olsa Türkiye'de çok güçlü bir göçmen, sığınmacı nüfus var. Bunların içerisinde Suriye ve Iraklıların içerisinde IŞİD örgütlenmeleri olduğunu zaten biliyoruz. Arada sırada operasyonlar da yapılıyor. Onlara gerek olmadan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup IŞİD'le olanlar var. Mesela demin bahsettim, Diyarbakır saldırısını yapan böyleydi. Gar saldırısına karışanların bazıları böyleydi. Sonuçta IŞİD uluslar ötesi bir yapı ve Türkiye'yi de içine katıyor. Bir süredir sesi çıkmıyor diyor, çok etkili olamıyor diye, hani beli kırıldı diye düşünüyordu. Ancak bu olay, yaptıkları bu saldırı hala bir güçleri olduğu, bölgedeki dengeleri sarsabileceklerini bize gösterdi. Önümüzdeki dönemde IŞİD ya da benzeri yapılar, El-Kaide mesela hala belli ölçülerde varlığını sürdürüyor. Mesela İdlib'de yer alan İslamcıların büyük bir çoğunluğu El-Kaide türevi gruplardalar IŞİD'den ziyade. IŞİD'in ama yine Suriye'de, Irak'ta güçleri olduğunu biliyoruz. Kimileri uyuyan hücre, kimileri bir şekilde varlığını sürdüren yapılar. Afganistan'da Taliban denetimi dışındaki yerlerde bir IŞİD örgütlenmesi olduğunu biliyoruz. Pakistan'da da keza öyle. Avrupa'da bir takım hücreler olduğunu ve daha önemlisi, kendi başlarına IŞİD perspektifinde ya da El-Kaide perspektifinde hareket eden bireyler ya da küçük gruplar olduğunu biliyoruz. Yani tekrar kaldığımız yerden devam edeceğe benziyoruz ve Türkiye'de 87 gün sonra bir yerel seçim var. Daha önce 2015'te yaşadığımız bir deneyim var. IŞİD'in en fazla kendisini gösterdiği dönem tam o seçim dönemiydi. Ve onun ardından da çok ciddi bir şekilde Türkiye'de tekrarlanan seçimlerde dengeler alt üst olmuştu ve Erdoğan yeniden, AKP'yi yeniden tek başına iktidara gelebilmişti. Böyle bir yönü de var. Yani IŞİD ve benzeri yapıların terör eylemlerinin belli ölçülerde iktidarların halkla, toplumla kurdukları ilişkiyi rehabilite etme özelliği de var. Bu çok farklı bir olay, çok ilginç bir olay. Yani bu terör saldırılarının yarattığı güvensizlik hissi, istikrar arayışı bazı durumlarda vatandaşların devlete daha fazla sarılmasına, sahip çıkmasına da yol açabiliyor. Bakalım, şu haliyle zaten Türkiye terör meselesinden hiçbir zaman kendini kurtarabilmiş bir ülke değil. IŞİD'i bir süredir duymuyorduk ama pekala IŞİD de Türkiye'deki denkleme dahil olabilir. Şu haliyle bakıldığında Filistin meselesi hiç yokmuş gibi kalkıp İran'da doğrudan sivil halka yönelik böyle bir katliamı yapabilen bir örgütten bahsediyoruz. Bu yapıdan, buna benzer yapılardan her türlü kötülük gelebilir. Dolayısıyla dengelerin yeniden değişme ihtimali IŞİD'in devreye girmesiyle beraber güçlendi. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.